Saat 20.45 aykırı sorular saatindeyiz. Ben Enver Aysever, CNN Türk Televizyonu'nda ve CNN Türk Radyo'da sizle birlikteyiz. İstedim ki bu haftaya biraz keyifli başlayalım. Çünkü zaman zaman gündemin ağırlığı ve gerilim insanı biraz yorgun düşürüyor. Biraz da işin sahicisini söylemek gerekirse sanattan, edebiyattan falan koptuğumuz zaman da hayat monoton ve tek düze geliyor. Bu kitap yeni değil ama... Zaten Nilgün Belgün her gün yeni olduğu için her gün konuşulabilir. Konuğum Nilgün Belgün. Hayat sen benimsin demiş meslektaşımız Gülenay Börekçi'ye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bazı kadınlar vardır. Hayatımıza hoşluk katarlar ve onların varlığından biz mutlu oluruz. Bu güncel hayatımızda eşimiz olabilir. Annemiz, babamız, dostumuz, sevgilimiz falan. Bir de ekranda görmekten hoşnut olduğumuz insanlar vardır. Size dair bugün gün içerisinde gelen tweetlere baktığım zaman insanlar sizi görmekten memnun. Bu zor ama keyifli bir durum değil mi? Yani görünmek ve mutluluk vererek görünmek. Bu keyifli evet. Çünkü yani bu sevginin karşılıksız bir sevgi bu. Çıkarsız bir sevgi aramızdaki seyirciyle. Onun için keyifli. Demek ki onlara keyif veriyorum. Biz de özellikle ekranda ve sahnede olan insanlara dair sahneyi birazdan konuşacağız ama şöyle bir kanaat vardır. Ben ikiye ayırıyorum. Bir, suya sabuna dokunmayanlar, yani her sisteme, her düzene ayak uyduranlar. Bir de yaşam boyunca direnen, tartışan, fikir adamı ya da aktör, aktrist olarak da o tarz tiyatro olanlar. Siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Yoksa ben araftayım mı diyorsunuz? Ben ortada görüyorum. Çünkü her sanatçı baş kaldırıdır. Sanatçı olmak zaten baş kaldıran insanlar olur. Her şeye peki diyen bir sanatçı olmaz. Sanatçının yapısında bu var. Marjinal insanlardır. Tabii ki benim de bir duruşum var. Tabii ki bir tavrım var. Öyle hani kişiliksiz değilim, kim gelirse ondan yana olan biri değilim. Tabii ki fikirlerim var. Ben bir kere bu fikirler ne dersen ben hep özgürlükten yanayım. Bu nasıl özgürlük? Kadın olarak özgür olmak, insan olarak özgür olmak. Herkes istediğini giyebilir. Kimse kimsenin giyimine, kuşamına karışmaması, yaşam biçimine karışmaması. Kimi içki içer, kimi içme. Bak ben içki içmeyen bir kadınım ama içenlere de yani hiçbir şeyi diyemem. Saygı duyarım. Tabii ki herkesin kılığına, kıyafetine de saygı duyarım. Herkes de bana saygı duysun. Kadın olmak isterim. Zor ama değil mi Türkiye'de? Kadın olmak zor. Evet. Mesela siz anne oldunuz, koca koca kızlarınız oldu, sahnede oldunuz, politik tiyatro içinde oldunuz ama gündelik dilin hep erkek egemen dil olduğunu da biliyoruz. Biraz sonra tek kişilik oyundan da konuşurken şarkı söylemek, dans etmek, bir taraftan kadın olarak direnmek ki sahne tozu yutan her insanın büyük bir yokluk, yoksulluk dönemi de olur. Kadın olmak deyince durduğunuz yerden artık nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir ömrün devamındayız şu anda? Türkiye'de kadına çok olanaklar verildiğine inanmıyorum. Her yerde bu böyle. Yani Türkiye'nin her yerinde bir türlü kadın olarak bir yerimiz olamadı bu ülkede. Tabii ki biz şehir kadınları, sanatçı kadınlar kendimizi var ettik. Dindik, ayakta durduk. Ama hep bir savaş verdik. Siz de çok hırpaladılar ama. Mutlaka yani. Bir de yüzü gözü düzgün bir kadınsan falan. Başka şey yollara götürüyor hayat seni. Sen o yollardan dönüp dimdik, ayağın üstünde cinselliğini kullanmadan yaşamak zorunda kaldığın zaman daha da zorlaşıyor iş. Hayat bir büyük gösteri. Onun evet. İçinde kendi durumumuzu ortaya koyuyoruz. Bir taraftan da sahne var. Size şöyle desem, sahne mi daha gerçek yoksa hayat mı daha gerçek? Sahne ile hayat neredeyse birebir. Bence sahne daha gerçek. Çünkü orada bir karakteri oynuyorsun. Ama hayatta o karakterlerden dolu var. Ve burada aynı tutuyor değil mi? Evet tabii. Tiyatro. Tiyatro çok eğitici bir şey aynı zamanda. Tiyatroya çok önem vermek gerekir. Yani ben tiyatrodan hiç vazgeçmiyorum. Ben bir tiyatro kadınıyım. Nasıl tiyatro adamı var? Ben de kendimi artık bir tiyatro kadını lazım. Evet olarak görüyorum. Çünkü televizyon çıktığından beri biraz mertlik bozuldu. Oyuncular biraz televizyona ona da kaysınlar. Ama tiyatroyu bir tarafa itmeye başladılar. Ben hiçbir zaman tiyatroyu bir tarafa itmedim. Televizyonda dizilerimde de oynadım. Tiyatroda da oynadım. Çok zor olmasına rağmen bunu becerdim. Ve şu anda daha çok tiyatroyla yaşamak istiyorum. Peki güldüren kadın olunca Türkiye'de hem güzel hem güldüren kadın olmazmış gibi gelir. Hep böyle fiziki varlığı üzerinden bir deformasyon, hep böyle bir eksiklik üzerinden gidilmeye gelir. Halbuki dünya sahnelerinde... Bette Midler var, Goldie Hawn var. Güzel kadınlar aynı zamanda güldürürler evet. Ve güldürmenin ne olur? Siz de mesela hem kadın olarak bu saygınlığı sağlayıp hem de güldüren olmayı başardınız. Ama ben komik kadın değilim. Komedyenim. Evet.
komedyen biliyorsun, komedyen her şeyi oynar. Şimdi burada maalesef mesela ben güldüren kadın imajım olduğu için bu ülkede bir sürü dizilerde falan hep böyle oynadığım için ben mesela dramatik bir dizide aranmıyorum. Çünkü ben güldüren kadınım, böyle bir şey yok. Meryl Streep güldürüyor da dram da oynuyor. Bu ayrımcılığı da sevmiyorum ben burada. Bu da ırkçı bir şey. Irkçı bir şey bu. Ben bir komedyenim, her şeyi oynarım. Evet. Şimdi Türkiye'de yıllardan sonra tiyatroya dair çok tartışmanın olduğu günler geçirdik. Yani evet. Kamusal alan vesaire. Evet. Siz bir kere politik tiyatronun ucuna bulaştınız. Deve Kuşu Kabare'de. Deve Kuşu Kabare'deydi. Uzun yıllar kabare yaptım ben. Enver'cim şimdi kabare modası yok, zaten yapılamaz. Neden yapılamaz? Yapılamaz bu taşlamalar, bu yani o zamanki siyasal baskıdan. Siyasal baskıdan yapılamaz. O zaman siyasetin içindeki insanlarla, Ecevit'le işte çok espriler yapılırdı. Özal'la, Demirel'le Kadayıf'ın altı, Erbakan'la. Bak Kadayıf'ın altıya kaldı. Çünkü tiyatroda Metin Akpınar oynardı Erbakan'ı. Zeki Alasya oynardı Demirel'i. Ecevit'i Ahmet Gülen oynardı. Ve çok büyük keyifle izlenirdi. Bugün öyle bir ortam yok mu? Onlar gelir izlerlerdi. Bugün pek öyle ortam yok. Evet. Yani daha alınganlık var bugün. Daha yapıldı mı taklitler ya da onlarla ilgili bir espriler alınılıyor bugün. Neyi kaybettik de biz bu oldu? Yani daha otoriter bir din. Hoşgörüyü galiba kaybettik. Ama zaten sanatın işi hicvetmek değil midir? Yani tonuna göre. Tabii sanat budur dedim ya. Sanat hep irdelemedir, başkaldırmadır. Hep tersini söylemedir. Sanat budur zaten. Sanat kahve dövücüsü, nıkteycisi değildir sanat. Peki siz şimdi bir kadın olarak, yıllarında bu mesleğe vermiş bir kadın olarak sahneye çıkıyorsunuz. Ve neticede aşk ve komedi. 74'ten bu yana. Aşk ve komedi diyorsunuz. Evet. Bir hikaye anlatıyorsunuz. Evet. Pek çok hikaye bir bütünlük içerisinde anlatıyorsunuz. Ama bu bir de kendi hayatımı tamam, anlatıyor. Tamam. Doğal olarak sizin hayatınızda Türkiye'deki, yani ben hayatınızın içindeki her şey Türkiye'deki tanıklıklara da dayanıyor. Tabii ayrıca Türkiye'de tanıklık, bir de devir anlatıyorum. 50 yılından başlıyorum. Bu yıllara kadar sonra gelen onu, bir devir onu soracağım. Anlatıyorum. Yani her dönemde Nilgün Belgün'ün yaşıyla paralel o dönemki tanıklıkları da getiriyorum. Mesela bugün de geliyoruz. Ya böyle kendi içinizde bir sansür, bir otosansür, ya bunu da yapma dediğiniz oluyor mu? Oluyor, ne yalan söyleyeyim. Oluyor. Yüreğinizi yakıyor mu bu? Tabii yani başkaları tarafından sansür edilmek yaralıyor. Ben zaten kendimce bir kadın olarak kendimce bir sansürüm var. Ben mesela bugüne kadar hiçbir dizide, hiçbir yapımda öpüşmedim. Bu da benim sansürümdü mesela. Bu niye tutuculuk mu? Olmaz artık. Geçti Ember. Niye ya? Hayır, ben Kemal Sunal'la bir oyun, bir şeyde, filmde oynayacaktım. Hemen rejisöre gittim, dedim ki aman ben öpüşme, yatak falan, öyle şeyleri yapamam. Yani onun için kural değil bu. Yani öyle hissediyorum. Kendi içimde bir tutuculuğum var demek ki. Yapamam dedim, ne olur beni affedin öyle sahneler varsa. Yoksa sen istesen de Kemal öpmez dediler. Meğerse Kemal zaten... Onda da böyle. Bir de eve, onda da böyle bir şey var mı? Sadece biz sarıldık mesela. Yani bir insan zaten topluma karşı kendi sansürünü uygular istiyorsa kendi hayatında sansür. Ama birilerinin gelip de yasak koyması, sansür uygulaması artık bu zamanda doğru sansür değil. Olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani yoksa içi soluduğumuz hava mı bu duyguyu veriyor? Artık böyle bir hava soluyorum ben. Evet, yani baktığın zaman kimse kimsenin hayatına karışmıyor gibi duruyor. Ama işte bu içkideki olaylar, yok parklarda kızlar erkekler el ele tutuşla falan. Yani bunlar, ben şimdi Avrupa'ya gidiyorum. Yanımda kızla çocuk öpüşüyor. Bize ne zararı var? Dönüp bakmıyor. Mini etek giyiyor kadınlar, hem de şuralarında. Bir kişi de dönüp bacağına bakmıyor. Çünkü orada o bacak önemli değil. Yani burada birdenbire kendisi önemli. Burada birden bir bacak önemli. Bir dudak kırmızı, ruj önemli. Yani böyle şeyler yok dışarılarda. Çünkü insanlar cinselliklerini kabul etmişler ve cinselliklerini yaşamışlar artık. Yani cinsellikten çok öte dünya. Peki bu hayat cinsellik değil. Değil ve cinsellikte, hayatın içinde tabii. İçinde var. Ama sırf onunla odaklanarak yaşamıyoruz. Peki bu aşk ve komedi başladığında bayağı da bir ses getirdi. Ardından da tabii siz gösterilere devam ettiniz. Hemen iki şey soracağım. Bir, aşk ve komedinin netice itibariyle birçok oyuncunun yapması gereken pek çok şeyi bir arada yapabilme şansı. Tabii bir tiyatro oyuncusu dans eder, şarkı söyler. Siz sahipsiniz, hepsi öyle değil. Evet. Yani mesela Türkiye'de şöyle bir şey vardı. Bir kısmı şarkı söyler, bir kısmı dans eder, bir kısmı oynar. Çok şimdi ben hepsini yapıyorum. O yüzden şuna geleceğim. Turneler de yapıyorsunuz. Eskisinden evet. Daha zor turneler olduğu da söyleniyor. Doğru mu?
Eskisinden daha zor. İyi bir şey çıkartırsan bir kere çok istek var. Yani bak ben burada bir sürü liste var. O tarihleri gideceğim. O kadar çok tarih var ki ve bütün Anadolu. Yani tiyatroculuk demek. Sadece ben İstanbul'da tiyatro yapmıyorum. Ben bu doğru dediği zaten. Her yere göstermek istiyorum yapılan işi. Bu iş öyle, bu işler çok kolay değil. Yani biz bunu bir yıldır çalıştık. Dramaturjisini Serkan Budak yaptı. Uzun yıllar. Yani oturduk konuştuk. Acaba bir tek kadın böyle bir şey yaparsa tutar. Çünkü bu tam tiyatro değil. Bu tam one man show değil. One man show gibi. Yani tek... Ama içinde hem tiyatral öğeler var, oyun tiplemeler yapıyorum. Hem bir tiyatro dekoru var. Hem ışıklar ona göre. Yani bu bir stand-up da değil. Onu biraz tartışalım mı? Türkiye'de evet. Şimdi şöyle bir şey var. Kulaklar çınlasın. Feren abi tiyatrosu yakılıp da bir tiyatro şehidimiz olduğunda Muzur Müzikali'nin ardından hemen apar topar Ferengi şeyleri yazdı ve ya da belki de yazmadı. Doğaçlama başladı. Biz o zaman yani başka türden tek kişilik oyunlar görmüştük ama tek kişilik güldürü bağlamında uzun bir örneği gördük. Fakat öte taraftan da yıllar içerisinde bir stand-up tek kişilik güldüren insanlar haline geldi falan. Ama stand-up biliyorsun oyunculukla ilgisi olan bir şey değil. 15 dakikalık işlerdir onlar aslında. Hayır 15 dakikalık da değil mesela Cem Yılmaz müthiş bir stand-upçı. O Türkiye özgü. Dünyada evet 15... ama dünyada kısadır ve stand-upçılıkla oyunculuk farklı şeylerdir. İşte oraya geleceğim. Sizi mesela karıştıranlar ya bizi güldür kadın mı diyorlar yoksa ya biz Nilgün Belgin'i gördük, şarkı söyledi, hayatını anlattı, duygulandık. Nasıl oluyor tepkiler? Tepkiler çok güzel oluyor. Onlar bir stand-up olarak gelmiyorlar bana. Türkiye'de o karışıyor bazen. İşte bana bu bir gösteri. Hı. Yani bu bir stand-up değil. Çünkü stand-up'ta çıkarsın komik bir şeyler. Ben burada bir hayat anlatıyorum. O hayat başkalarının hayatına dokunuyor. Onun için bu kadar çok beğeniliyor. Herkes kendinden bir şeyler buluyor orada. Sonuçta güldürüyorum. Sonunda da hüzünlendiriyorum. Çünkü hayatın içinde güldürü ve hüzün bir arada var. Nilgün Belgin tek kişi olmayı niye yeğledi? Yani ben Nilgün Belgin uzun yıllardır takım oyununun iyi bir oyuncusu olarak biliyorum. Evet. Tiyatroda da zevklidir hep. Evet, şimdi bu gerçekleri bir, konuşalım. Gerçekleri konuşalım. Bu bir sıralama diyeyim sana. Şimdi 74'ten bu yana kaç yıl olmuş hesapla? 40 maşallah. Olmuş mu? Ya onu dilim var mı? Dilim var mı? Henüz dün. Onca yıl oynamadığım hiçbir şey kalmadı. Yani bütün kabarelerde ki yeni gençler kabare oyunculuğunu bilmiyorlar şu anda olmadığı için çok üzgünüm. Kabare, vodvillerin hepsinde, Haldun Dorman, Ali Poyrazoğlu'yla bütün parodilerde, Müjdat Gezen'le yani oynamadığım aktör de kalmadı. Bütün aktörlerle herkes en son Ali Poyrazoğlu'yla iyi günde kötü günde. Şimdi artık herkes benden bir şey bekledi. Yani tek kişilik bir şey bekledi. Ve uzun zamandır, uzun yıllardır, 5 senelik olay bu. 5 senedir bir takım yazarlar bana bir takım şeyler getirdiler. Bunu tek kişi yap. Sen çünkü halkta böyle bir boşluk var. Böyle bir istek kadından, var. Bir kadından yani bir de istiyorum. Erkek yapıyor. Kadın yapamıyor. Erkek her şeyi yapıyor. Kadın yapamıyor. Belki de bu da yapamasın da gülelim diyen de olmuştur. Ondan sonra geldi. Fakat ben tabii ki hemen aklımı kullandım. Hiçbir şeyi üstüme yakıştıramadım. O yazılanları. İyisi mi? Ben kendi hayatımı kendim yapayım. Dedim ki Ali bana böyle bir tiyo vermişti. Ya gel senin şu kitabı bir şey yapalım demişti. O da benim bir kulağımın bir ucunda kalmıştı. Tabii o parayı kendi kazanmak istiyor. Tabii. Dedim ki Nilgün bunu sen yap, sen kazan. Hatta şöyle söyleyeyim sana, bütün masrafını ben yaptım. İyi. Yani istediğim gibi müzikler koydum, Canan Yaka'dan elbiseler diktirdim, şeyini, dekorunu ben yaptım, her şeyini yaptım. Serkan Budak'la ikimiz bir olduk. O da bana inandı, ben de ona inandım. Çok genç bir arkadaşım, tiyatro adamı o da. 9 Eylül mezunu. Beraber yola çıktık. O dramaturjisini yaptı. Hayatımı epizotlara ayırdık. O aralara eğlenceli olsun şarkılar koydu ki hayatıma uygun. Ben hadi dedim dans yarışmasına girmiştim. Anasını satayım dans da edeyim dedim. Ben de dans koydum. Hatta şey yapamadım. Yine bir dans daha, bir şarkı daha koydum. Tabii hayatımın içinde ona uygun. Valla Ali Poyrazoğlu demiş ki öğrendiğime göre bu kitapta Ali yeryüzüne şeytan olarak gönderilmiştir. Evet. Demişsiniz. Evet, evet. Ben şeytansam eğer hiç şüpheniz olmasın Nilgün'ün içinde de şeytana pabucunu ters giydirecek bir kadın gizlidir diyor. Evelallah. Evelallah. Ben kimin talebesiyim? Ali'nin. Tabii tabii.
Onun da şeytanın konusunda mı, tiyatro konusunda? Her konuda talebesiyim, her konuda. Çıkıp diyor ki biz konservatuvarda birlikte okuduk. Ayol Ali, biz ne zaman seninle birlikte okuduk? Ben gittiğim zaman çoktan gitmişti. Ali ama illa bizi, hayır sen benim hocamsın. Konuşuyor musunuz hala? Ay, tabii canım, şimdi bizim o oyunumuz 4 yıldır oynuyoruz. Bunu biliyor musunuz, izah ediyor musunuz yani? Bak hocasın, ben öğrenciyim, küçüğüm. Diyorum ama hemen beni susturuyor o ara. Başka bir şey anlatıyor. Tamam, sen işine bak. Ben de bir şey fark ettim ki her siz geldiğinizde Ali Poyrazoğlu'na konu bir kere düşüyor. Demek ki siz ve Poyrazoğlu ayrılamaz bir ikili. Ayol, hayatımdan herkes gidiyor, o kalıyor. Düşün yani. Bunu hiç kendinize sordunuz nasıl oluyor diye yani. Ali Poyrazoğlu bir... Dirayetli adam. O kalıyor yani. Güçlü adam. Kalıyor. Bir de benle oynamayı çok seviyor. Birbirimizle sahnede çok iyi anlaşıyoruz. O kadar önemli ki aynı dili. Ama zor adamdır Ali. Efendim? Dünyanın en zor adamıdır Ali Poyrazoğlu yani. Bana yapamıyor. Demek ki korkuyor, ben... Korkuyor, papuç basit etersen, evet. Anladım. Peki, insanlar yaşları ilerledikçe bir taraftan bilgeleşir ve mutlu olurlar. Bir taraftan da aslında yaşama sevincini yitirirler çoğu zaman. Evet. Hastalıklar çıkar, bilmem ne falan. Evet. Halbuki biz siz de gördük ki belli bir döneme kadar sanki daha ürkek, daha hayata evet. karşı ya acaba mı derken belli bir dönemden sonra sahtelikten kopan... Evet, her şeyi açık açık konuşan ve bir de bunun üzerine... Sahnede de bunu söylemeye çabalayan, sanki topluma ya böyle olmak daha iyi diyen bir Nilgün Belgin Böyle olmak daha iyi. Biraz ondan konuşalım. Çünkü kadınların böyle olması Türkiye'de söylemesi kolay, yapması çok zordur. Tabii şimdi ben diğer kadınları da haksızlık etmek istemem. Benim öyle bir konumum var ki ben artık... Biraz korunaklı. Korunaklı. Hem korunaklı hem artık umursamaz bir. Hem yaşım itibariyle hem yaşamım itibariyle. Bugün ilk defa yaş diye arka arkaya gelip... Ama memnun ki yerinden dönen yok. Yaşından kadın memnun. Yaşımla da çok iyi anlaşıyorum. Yani memnunum yaşımdan da, görüntümden de. Benim kendimle bir sorunum olmadı hiçbir zaman. Fakat ailemin tek kızı olduğum için, çok korunaklı büyüdüğüm için, hatta beni... senin de kızın var, bilmiyorum sen de yapar mısın böyle bir şey, beni beden eğitimine yollamadılar, düşerim de kafam kırılır, boynum kopar falan diye. O kadar korunaklı yetiştiğim için uzun yıllar ürkektim. Ben annem der ki sen tiyatrocu oldun, bozuldun der. Ben o bozulmayı kendimi buldum olarak, kişiliğimi buldum olarak alıyorum. İyi ki bu mesleği yapıyorum. Onun için artık kendime güvenim var ve hayata baş kaldırıyorum. Hayat sen benimsin diyorum. Bu kadar, hayat benim çünkü. Bu gezi sürecinde sanatçıların da verdiği bir sınav oldu. Yani hangi tavırı takılırlarsa takılsın. Ama şunu gördük ki hayat, yani siyasal tavır hayatın her yanında bir... katkı yapmayı da gerektiriyor. Siz de o zaman bir... Ben de gittim. Ben de oradaydım. Ne düşündüm? Şimdi o ilk o ağaç meselesinde o gençleri çok hoşuma gitti. Yani bir şey, kendi idealleri için bir savaş verdiler orada. Ama sonraki provoke edenler olduğu zaman orada doğrusu benim de hoşuma gitmedi. Çünkü dışarıdan provoke eden insanlar oldu orada ve o masumiyet kayboldu. Hı. Ama ilk etapta evet ben de gittim. Ve ben de destekledim. Gençleri, o 90 kuşağını da helal olsun dedim. Bunlar devamlı bilgisayarların başındaydı. Bak başlarını kaldırdılar. Yani şimdi herkes yaşadığı ülkede ne olursa olsun yaşadığı ülkenin politikasıyla da ilgilenmeli. Bu ayıp bir şey değil. Tabii ki ben siyasetçi değilim. Ben bir sanatçıyım. Sanatçının sanat daha da siyasaldır aslında. Evet, işte dedim ya sana baş kaldırılır diye. Ama herkesin ben tabii ki politikasıyla, ülkesiyle ilgilenmesinden yanayım. Peki siz de ilgileniyorsunuz. Bir taraftan da Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda çok tartıştığımız meseleler de oluyor. İşte demokratikleşmeye çalışıyoruz falan. Evet. Aslında hem sizin kitabınızdaki hayatınızdan ortaya koyduğunuz parçalar, hem oyunda kendi hayatınızdan söyledikleriniz ve söylemedikleriniz Türkiye tanıklığı dedik. Bugün içinde bulunduğunuz koşulları tahlil ettiğiniz vakit Türkiye'ye dair mutlaka ki siz umut var bir insansınız ama hani bu sansür meselesini de tartıştık. Mesela sahne tozu yutan insanların ben biraz daha kendilerini tuttuklarını, biraz daha sınırda davrandıklarını görüyorum arkadaşlarımdan dolayı. Çünkü geçtiğimiz günlerde falan bir tiyatroculara karşı bir tavır oldu falan. Tiyatrocular aslında ülkenin entelektüel insanlarıdır. Onlar hayata bakışları farklıdır diye düşünüyorum. Yani biraz üzücü şeyler oldu. Üzüldük açıkçası biz, hani usluptan, tavırdan dolayı. Bir de sanata çok ilgi gösterilmiyor gibi geliyor bana. Yani sanat
sanat bir bütündür. Sanat herkese hitap eder. Buna hitap eden sanat ayrı, ona hitap eden sanat ayrı, şuna hitap eden sanat birdir yani. Herkese yapılır sanat. Anlatabildim mi? Sanata ona ayrı yapayım, buna ayrı yapayım diye bir şey yapamazsın. Dolayısıyla bütün toplumun önüne çıkan insan bütün bunun sorumluluğunu taşır aslında. Tabii ki taşır. Taşımaz mı? Mutlaka taşır. Peki bu Türkiye'nin içinde bulunduğu kutuplaşma duygusu giderek derinleştiği söylenen kutuplaşma duygusu sizi de etkilediği oluyor mu? Şimdi ben şöyle anlatayım. Benim çocukluğum Büyükada'da geçti ve Büyükada'da Rum, Ermeni, Musevi, işte Karadeniz, biz hep birlikte yaşadık ve hiç kimse kimseyi ötekileştirmedi orada. Biz bir kardeştik. Şimdi mesela and içmeyi hani şey yaptılar ya, evet, kaldırıldı. Orada ben çok Rumları bilirim. Biz Türk'üz diyorlardı Rumlar. Çünkü buradan Yunanistan'a giden Rumlar da biz çok üzgünüz çünkü biz Türk'üz diye hep anlattılar bize. Size incittiniz de ki bu andın kaldırılması yoksa aslında doğru oldu diyor musunuz? Yani Türk'üm doğruyum demek yerine herkes ben insanım dese yeter mi? Bilmiyorum, ben Türklüğümden çok mutluyum. Onun için Türk'üm doğruyum bana daha iyi geliyordu. Peki her gün bunu tekrarlamak gerekiyor mu? Her gün ben insanım, ben insandım diye tekrarlanmaz. İnsan insandır ve insanca davranılmalıdır. Yani ama o bir okullarda bize öyle yetiştik, bilemiyorum şimdi. Burada ben de açıkçası biraz tenakkuza düşmedim değil. Bir ikilem var yani. Bir ikilem var içimde, evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela ben o metnin, o 1933 yılında yapılmış bu metnin ayrıntılarından öte bir de içindeki söylenenlere ne kadar dürüstçe bağlı olduğumuzu da tartışalım. Hadi Türk'ümü falan geçtik, doğruyum diyoruz. Valla 12 Eylül'den bu tarafa çalma çırpma liberal ekonomi alabildiğine göre. Sen kalkması iyi oldu. Bu. Ben çok iyi oldu olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli her sabah yalan söyleyen militaristler. Ya mesela küçüklerimi korumak diyor, ben milletin kendinden güçlü olan herkese ezdiğini görüyorum. Büyüklerimi yani saymak... ben kendi içimde bunları söylerken kendi kendime doğru olduğumu düşünerek söylediğim herkes için bilemiyorum. Herkes öyle sanıyor. Ben küçüklerimi de hep korudum, büyüklerime hep saygılı oldum. Toplumsal hayata baktığımız zaman. Tabii ki toplumsal hayata baktığımız zaman biraz sahtekar bir ifade var. Sen de bana neler dedirttin burada. Gerçekleri konuş. Yani, iyi bari bunu anlaştık. Şimdi bu kitap meselesine de gelelim biraz. Şundan dolayı kitap ve oyun aynı zamanda denk geldi. Evet, yani çok kısa evet. aralıklarla. Herkes hatta çıkmasın falan dedi. Hiç birbirini etkilemedi. Kitabın değeri ayrı oldu. Çok da iyi satışı var. Oyunun değeri ayrı oldu. Çok da beğeniliyor, seviliyor. Ve bu arada bunu söyleyeyim. Türkiye'de böyle bir şey ilk defa ben yaptım. Nasıl bir şey? Değil, oyun olarak. Ha, evet. Yani böyle bir şeyi hiçbir kadın yapmadı. Ben başı çekenim yani. Bir ilkle karşı karşıya. İlkle. Peki, evet. Ama devamı gelirse de mutlu olurum kadınlar ne kadar. Kitap fikri nasıl oluştu? Şimdi şöyle bir durum vardır. Türkiye'de hani kitabın varlığına dair hani herkes böyle ya kitap oku falan der de pek kimse bir şey okudu da yoktur. Hı. Ama bir taraftan da kalıcı olmak adına kitabın olmasında insanlar önemser. Mesela bu kitabın varlığı bir belge. Ben bir hayat yaşadım demenin en sarsıcı belgesi. Kitap fikri nasıl oluştu? Ama ben bundan önce işte oyunumun aşk ve komedi biliyorum. Kitabında kendim yazdım biliyorum. Anılarımı. Biliyorum. Daha önce Cengiz Özakıncı ile birlikte Bir Kadın Bir Erkek diye bir kitaptığımız daha evet, var. Bu üçüncü kitap. Üçüncü ama bu, kitap. Bunun bir özelliği var. Söyleşi kitabı. Evet, Gülenay Börekçi gibi bir çok önemli bir meslektaşın. Onun hakikaten için, yani canım Gülenay'cığım. Onunla çok daha parladı kitabım mutlaka. Sebebi o zaten. Ben biriyle konuşmayı ve anlatmayı çok severim. Hı-hı. Benim hayatımda gizlediğim, sakladığım ya da karşımdaki ay bunu soracak da ay soğutmasam mı? Hiç içeride sana onu mu soracağım, bunu mu soracağım dedim mi? Hiç umurum değil. Her şeyi açık açık. Çünkü kendimle barışığım ve yaptığım yanlış bir şey de yok yani. Yanlış da olsa benim yanlışım kimle karışır? Ama yani bu kitabı da o bana birlikte yayın evi böyle bir şey teklif etti. Doğan Yayınları'ndan büyük bir keyifle Gülenay'la çalıştık ve ben her şeyi anlattım. Burası da çok önemli. Burada da bir devir var. Burada da 50 yılından, babaannemden, eskilerden kalma bugüne kadar. Ne oluyor yani? Böyle 50, 40 falan? Hayır, devir anlatıyorum. Tamam ama yani diyorum. Hemen 74 diyoruz falan, insanlar hesap yapıyor. Biz yapsınlar canım. Ha, önemli olan bana baksınlar. Sen bana bakınca ne hissediyorsun? Ne ya, görüyorsun? Bilim tutuldu. Önemli olan o. Baktığın şimdi, zaman gördüğün ne? Şu bir de magazinel tarafına gelelim. Hadi girelim bakalım. Yani ben magazin sorusu sormayı beceremem de aslında bence toplumsal bir soru. Evet. Nedense Türkiye'de magazinleştiriliyor.
Ama bence önemli bir soru. Size mesela hani ben zaman zaman başka türden program yapan arkadaşlarıma da çıktığınız zaman görüyorum. Mesela siz aşk kadını diye bir kavram var. Bu ne demek bilmiyorum. Ama aşkla bir araya gelmek hoş bir şey. Ben aşk seviyorum. Yani benim hayatımda aşkın önemli bir yeri var. Keşke herkes böyle olsa. Nasıl oluyor? Daha çok aşk geçimli seviyorum. Olur. Bak benim gibi oluyor. Daha olumlu. Daha neşeli. Fena mı? Bak şekil bir. Şurada yani arkadaşlar. Bunda da aşk kadınıymış. Neyse sevgi kadını diyelim senin için. Yok canım aşk değil. Niye benim için? Diyelim bilmiyorum yani. Hayır ben burada önümde bir şey. Siz demişsiniz ki ben bozulmamış erkek severim. Bozulmamış erkek severim min manası şöyle. Bozulmamışı bir anlayalım. Bozulmamışı anlayalım. Çok deşifre olmuş. Kadınların peşinden koşan. Çok böyle ortalıkta onunla beraber, bununla beraber, şununla beraber. Yani böyle deşifre erkek sevmem açıkçası. Gizem yok. Yalan çünkü yani. O bir yalanın peşinden gidiyordur. O çentik atıyordur. Ay bugün Ayşe, yarın Fatma. Ben daha özel. Aşk sevdiğim için duyguları olan insan. Nasıl bunun terazisi var mı aşk sevdiğim için? Ya bir adamın gözünden hemen bunda aşk olur olmaz. İki kere konuşursam anlarım o adamını. İki fazla değil. Artık bu saatten sonra anlarım. Bak. Peki, anlarım. Yani adamın ne olduğu belli olur. Şey sen de kadınları anlarsın herhalde. Yani erkekler de anlar. Hayatında hiçbir erkek kadınları anlayacak kadar yani, salak olmaması lazım. Daha çok doğru. Peki hadi. Şunu öğrendim. Kadınları anlarım dememeyi öğrendim. Öyle anlamak anlamında değil. Anlama gayreti içerisinde. Sezebilirim. Aman ne güzel. Bak doğrusunu söyledin. Bunu öğrenmek i̇şte budur. Böyle olmaz. Şu şeye bir gelsek ya. Metin abiye aşıkmışsınız Metin Akpınar'a. Onu daha önce konuşmadık. Konservatuvardayken kızların yarısı Müşfik Kenter'e aşıktı. Yarısı Metin Akpınar'a fakat aşıktı. Çok ilginç bir ayrım yani. Müşfik Kenter nereye? Metin Akpınar nereye? İkisi de demek ki kimiz? İlginç. Ekol gibi. Tam ekol gibi. Müşfik Kenter'in tuhaf bir yakışıklılığı da vardı. Demek hoş ki adamdı çok hoş adamdı. Var duruşu, karizması. Bence Allah rahmet eylesin. Türk yansısının en büyük aktörü. Çok. Ama Yıldız Kenter de benim hocamdır. O da Yıldız bunlar iki da tane çok önemli insanlardır. Gerçi şey de kabul edelim. Metin abi de çok büyük aktör. Değil misin? Ben işte. Ama oyun... aşık olduğumuz Metin 30'lu yaşlardaki 32 Metin. 32 yaşındaydı. 32 yaşında. Ben de 22 falandım. o zamanlar yani idolün oluyor sen. O Metin Akpınar'ın oyunculuğuna hayrandım. Ben oyunculuk. Ben ne severim biliyor musun? Sana bozulmamış erkek. Bozulmamış erkek derken deşifre olmamış bir de başarılı erkek severim. Ha, işinde başarılı olmalı. Arkadaşlar. Bunu bilmem anlatabiliyor muyum? Çok net. Peki bu söylüyorum. Bu tabii benim çok hoşlanmadığım bir tarif toplumsal sorumluluk projeleri falan. Çünkü insanın toplumsal sorumluluk projesi diye bir şey olmaz. Toplumsal sorumluluk bir yaşama biçimidir. Yani ağacınızı, bahçenizi, çiçeğinizi tamam falan. Tamam da dışarıdan böyle bir teklifler sanatçılara geliyor. Oraya geleceğim. Siz hayatınızda bu meseleleri önemsediğinizi söylüyorsunuz. Hani o aktivist tarifi, hayat eylem. Önemsiyorum bir teklif edenlere. Biraz da bunu konuşalım. Yani evet. Ben mesela anlamlı bir hayat sürmek için başkalarına da dokunmak gerekiyor. Siz sanatçı olarak güldürüyorsunuz, ağlatıyorsunuz, mutlu ediyorsunuz falan. Biraz oralardan da yani bir kadın rol model olması itibariyle de ben Türkiye'de artık garip bir şekilde alttan alta kadınların da bir direnci olduğunu düşünüyorum. Özellikle başörtülü kadınların da itiraz etmesiyle birlikte daha sert bir kadına itiraz olduğunu düşünüyorum. Laf aramızda siz yabancısınız. Bu da hoşuma gidiyor. Biraz bundan konuşalım mı? Nasıl mesela? Ya bu kadın direnişi, bu şiddete karşı, bu iş yerindeki ayrımcılığa karşı, ücret ayrımcılığına karşı, dövülmeye karşı. Ben bütün ayrımcılığa karşıyım. Ben açık kapalı ayrımcılığına da karşıyım. Benim o kadar çok kapalı hayranım var ki. Hı hı. Onlarla o kadar dostum ki. Bu nedir bu ayrımcılık? Bu ayrımcılık yeni çıktı. Böyle şeyler yok. Biz hepimiz bu ülkede hepimiz kardeşiz. Ben kardeşlikten, sevgiden, hümanizmden yanayım. Ama bunları tabii ki böyle şeyleri asla kabul edemem. Kadına şiddeti nasıl kabul edebilirim ben? Yani böyle evet, bir şey olabilir mi? Mümkün değil benim gibi bir kadın. Ama bir şey yapmak lazım tabii buna karşı. İtiraz ne yapılırsa itiraz etmek de lazım. Ama bunu tek başına çıkıp ben itirazımı tabii ki bir toplulukla yapmak isterim. Bana gelsin insanlar ki bütün sanatçılar bunu yapıyorlar. Ama tek başına ne yapabilirsin? Yani tek başına örgütlensin bir şey sanatçılar. Örgütlensin tabii ki örgütlensin. Orada bir sorun oluyor mu sanatçılar? Yahu biz tiyatroda bile örgütlenemedik. Biz şurada bile örgütlenemedik. Benim 25 sene evvelki filmim, dizim, her şeyim gösteriliyor. Ve ben 5 kuruş para alamıyorum. Biz burada örgütlenemedik. Sen ne diyorsun? Bu çok önemli bir şey. Evet bu çok önemli bir şey. Ve yani bundan... Ayşen Guru'da o filmleri gösterildi. Kadın 8 tane katı olurdu yani. Bu çok önemli bir şey. Biz bu yüzden mağduruz mesela.
Biz burada bile örgütlenemedik. Ayşen Gruda deyince çok ilgi çekici bir şey söyledi Ayşen Hanım. Bizde de konuk oldun. İnsanlar biraz onun da suyunu çıkarttılar ama dedi ki kan duracaksa Kandil'e giderim. Oradaki insanları da ben ikna ederim. Çünkü onları ancak ben ikna ederim. Onlar da beni seyrediyor dedi. Hakikaten, çok doğru. Sizi kimin izlediğini bilemezsiniz ama biz şunu biliyoruz ki herkesin izlediği, sevdiği insanlarsınız. Çünkü bu televizyon yüzünden biz herkese artık hitap ediyoruz. Eskiden bir tiyatro seyircisi vardı. Şimdi seyircimiz çok genişledi. Birleştirici bir tarafınız var. Evet, birleştirici. Biraz bu konu hakkında konuşalım. Türkiye bu sorunla cebelleşiyor. Cumartesi anneleri hala acı çekmekte. Evet. Türkiye yüzleşme sorunları falan yaşıyor. Bir taraftan gülüyoruz ama yüreğimizde dağılanıyor. Tabii. Ne yani düşünüyorsunuz bu ülkede gülmek çok önemli zaten. Maalesef uzun süre gülemiyoruz biz bu ülkede. Yani ben şöyle söyleyeyim, televizyonu açtığım zaman her sabah evime hep gazete gelir. Ben öyle şeyden gazete okumam. Hala kağıttan. Kağıttan. Sıkı sıkı tutacağım onu. Hürriyet benim ayrılmaz gazetemdir. Çünkü çocukluğumdan beri evimizde o başta Hürriyetçiyim. Evet. Hürriyet, arkasından Habertürk, Sözcü, böyle gazeteler okurum. Çok acıyor içim. Onun için de insanları güldürmeyi seviyorum. Benim insanları güldürmeyi sevme amacım bu. Hı hı. İnsanlar gülemiyorlar. Gerçekten o kadar hüzünlü, o kadar acı şeyler yaşıyoruz ki. Onun için o cumartesi annelerine de çok üzülüyorum. O hapiste olan insanlara çok üzülüyorum. Yani benim hayalimdeki ülke fikir özgürlüğü olan, herkesin fikirlerini söyleyen, bu ayıp bir şey değil, herkes fikrini söyler. Herkes tartışabilir ama kavga etmez. Ben kavga eden bir ülkede yaşamak istemiyorum. Peki, reklama gideceğiz. Son soruyu soruyorum. Tamam. Dönüşte. Sevgili seyirciler, hali hazırda yani içinde bulunduğumuz günlerde Altı Portakal telaşı sürüyor. Filmler gösteriliyor. Orada bir tartışma olacak. Buradaki tarihleri biraz sonra ben size söyleyeceğim. Bunlar Nilgün Hanım'ı izleyebileceğiniz tarihler. Ama ben reklamlardan sonra şunu yanıtlamasını isteyeceğim Sayın Belgün'den. Diyeceğim ki... Acaba sinemada da yani beyaz perdede de bir adalet sorunu var mı? Söz gelimi siz biraz beyaz perdeye dair kalp kırıklığı yaşar mısınız? Çünkü bu kadar önemli bir aktivistin yeterince elimizde filmi olmadığı kanaatindeyim ben. Sanki çok daha fazla filmde oynaması gerekiyordu diye. Belki de ben yanılıyorum. Reklamlar lazım. Sevgili seyirciler, reklam arasında Ahmet Hakan burayı bastı ve benden de bahsedin dedi. Ahmet Hakan'dan nasıl bahsedebiliriz durup çok dururken? Çok iyi dostum. Hayatta bu kadar bana komik diyorsun ya, komedyen diyorsun. Asıl komedyen Ahmet Hakan. Melih Gökçek'le ilişkilerini nasıl buluyorsunuz? Birbirlerini seviyorlar diye düşünüyorum. Lohar Erdilyar gibi ya da Tom Beceri gibiler ama birbirlerini tuhaf bir şekilde seviyorlar. Melih Gökçek'i ben o gün ilk defa bu kadar yumuşak, aman Ahmet'i üzmesin diye dikkatli davrandığını gördüm vallahi. Acaba Melih Gökçek'in karşısında Ahmet Hakan'ı mı aday koysalar Ankara'da? Hani kalbini kırmasın diye böyle dengeli gitmez mi? Siz Ahmet'in olduğu bir yere oy verir misiniz? Ahmet'in olduğu bir yere oy verir yani, mi? Veririm vallahi. Çünkü Ahmet o kadar her şeyi net ve açık söyleyen bir adam ki. Ben hayatta en mutlu sohbet ettiğim adam Ahmet. Tembel değil midir? Ben onu biraz böyle daha artık ehli keyif yaşar gibi geliyor. Yoksa ben de vereceğim şimdi, ona göre karar vereceğim. Sorarız aday olur mu diye, çağırırız yarın. Çağır yarın, sor bakayım aday olur mu? Olursa oy vereceksin, bir oy bir oydur. Ay bir oy veririm ben Ahmet'e, yani oy veririm. Öyle mi söyledim ki? Şimdi benim yaptığım gizli istihbarata göre yakında Nilgün Belgin, Caroline Smith'in bir oyununu... Evet. Kanadalı. Benim kağıdım tamam. Derin araştırmacı. Kanadalı yazar. Mutfak Cadıları diye iki kadınlı bir oyun diğer var. Diğer kadın kim? Diğer kadın şimdi konuşuyoruz birkaç kadınla. Yani, ama tabii ki... Diğer kadın kaç yaşlarında? Biz aynı yaşlarda. Star mı o da? Star mı olacak? Olursa tabii ki çok iyi Nevra olur. Nevra Sevinç'le oynasanız mı? İşte Nevra oynamıyor. İstemiyor niye? Nevra. Ne oynar? Ne oynar değil mi? Yani onu olmuyor. Da çağırıp soralım niye oynamıyorsun diye. Bilmiyorum. Sen çağır. Nevra çok ince eleyip sık ben dokuyor. Ben onun hayranıyımdır acaba. Ben Nevra müthiş kadındır. Ben de hayranım ve oynamak çok isterim karşılıklı. Şimdi bugün de... İki televizyoncu kadının hikayesi. Bu. Yani çok güncel bir hikaye. Güzel. Önce ben ödevlerimi şey yapayım. Ahmet Hakan'a Ankara'dan aday olacak mı onu soracağım. Evet. Nevra Serezli'ye ne oynayacak onu soracağım. Evet. Bunları söyleyeceğim. 11 Ekim Malmö, 12 Ekim Göteborg, 14 Ekim Stockholm. Onları oradakiler şey ama 15 Kasım'da İsmail'in İzmit, Adapazarı, İstanbul'da Kozi bizim eve yakın gideriz. Aksaray, Ankara Ottu. Yine Ankara'da bir başka oyunumuz daha var. Şubat'ta da Avusturya, Mart'ta Amerika, Washington, Toronto. Daha ne olsun? Peki, Kayseri, Adana'da var. Tek başına mı gidiyorsunuz?
gidiyor kadın buralara yoksa? Tek başına derken ben gidiyorum. Müzisyenim var sahnede. Onu biliyorum. Onu dansçım var. Onu da biliyorum. Bir de yönetmenim var Serkan Budak. Öyle gidiyoruz. Bir de tabii ki basın danışmanım. Vazgeçilmez Yasemin'im. Onları anladım. Yani aşka dair gidilen yerde bir aşk hayatı mı kurgulanıyor yoksa? Aşkı Amerika'ya bir aşkla gittik. Artık... Şimdiden sonra yalnız gitmeyi tercih ediyorum. Altın portakal işe yarar mı? Alınması iyi midir? Altın portakal, yani ödüller sanatçıları push eder. Yani iter, ödül almak güzeldir ama sor ki ödüllere inanıyor musun? Ben halkın ödülünden başka hiçbir ödüle inanmıyorum. O da biraz popülist değil mi? Okay. Popülist, çünkü halk sevdiği zaman en büyük ödül o. Halk sevmezse senin istediğin kadar 128 ödül al koy evine. Neye yarar? O da kalabalık yapar. O da kalabalık yapar. Zaten Ali şeylerin için önüne koyuyormuş. Şeyler çarpmasın diye kapılar. Hayat sen benimsin dediler. Gülenay Börekçi çok değerli gazeteci arkadaşımız. Hakikaten edebi melekesi ve duyarlılığıyla da önemli gerçekten bir isim. Gerçekten çok önemli. Ben çok saygı duyarak yazdıklarını da okuyorum. Nilgün Belgün'le birlikte bu şahane fotoğrafın olduğu kitabı yaptılar. Yetmedi. Karşımızdaki hayat dolu hanımefendi oynamaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra biz yeniden bir araya geldik. Bodrum'da buluşacaktık, olmadı. Kısmet İstanbul'daymış. Bence çok doğru bir zamanda. Çok doğru bir zamanda, evet. Oldu. Ben 24 Kasım'da Kozi'ye gideceğim. Söz mü? Tabii söz. Tamam. Ne günde gidelim derim. Sonra bakalım. Olmazsa bant çekeriz. Gidelim. Tamam. Ben Kozi'de olacağım. Seyretmeye gideceğim. Sizi de bekliyorum. Ben oradayım. Öteki yerlere de herkes kendi bulunduğu yere gitsin. Güzel bir akşam geçirecek. Ahmet Hakan ve Nevra Serez'le ödevimi yapacağım. Tamam. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.